Arkadaşlar, hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Güzellikler, iyilikler sizinle olsun inşallah. Kahve tarot yapıyoruz. Diyorum ki, aklımdaki kişiye soruyorum. Aşkın anlamı nedir sence? Önce kahve falıma soracağım arkadaşlar. Daha sonra da Next Tarot'a, yani gelecek okuyan Tarot'a, yani bir sonraki klasik Rider Waite destesinin bir sonraki hamlesini anlatır. Next Tarot'a soracağım ve Rus Tarot var elimde. Rusya'dan getirttim. Rus Tarot'a soracağız arkadaşlar. Bakalım inşallah herkesin Allah gönlüne göre versin değerli dostlar. Bakalım aklımdaki kişiye soruyorum. Aşkın anlamı nedir sence diyorum. Şöyle bir bakıyorum kahve falına arkadaşlar. Neler var neler yok. Kahve falını seçen sevgili dostum sen. Şöyle bir bakalım. Aslında çok neşeli bir insansın. Partnerin de neşeli olabilir. Aklındaki kişi, platonik partner ya da eşin de neşeli olabilir. Neşeli bir insanlarla bir aradasın. Senin de kalbin çiçek çiçek açmış gözüküyor arkadaşlar. Fakat ilişkilerde bazen yörünge ve denge şaşması yaşıyor. Yörüngeyi şaşırıyorsun arkadaşlar. O da etrafınızda bulunan ayak takımı insanlardan kaynaklanıyor. Bazı kere hedef alınıyorsun, bazı kere hedefin tam ucundasın. İftiralar, yalanlar olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Aslında karşıdaki kişinin seninle zaman zaman konuştuğunu, zaman zaman sustuğunu görüyorum. Özgür bir insandan söz ediyorum. Partnerin özgürlükçü bir insan ve zaman zaman bitti dediği anda tekrar başlıyor arkadaşlar. Biraz tartışmalar, kavgalar sürebilir. Yani sizinle onun arasında zaman zaman tartışma ve kavganın olduğunu görüyorum. Zaman zaman birleşmeler yaşanıyor. Eğer dostum, sevgili arkadaşım, kahve falını seçtiysen, uzun süredir haber alamıyorsan kesinlikle bir haber geliyor. Bir dikenli telin üstünden atlayan enerji görüyorum arkadaşlar. Bir rüzgar adeta geliyor, dikenli telleri aşıyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Kahve falını seçtiysen bir kötü enerjinin arkasına, bir kötü olayın arkasına bir iyilik başlayacak arkadaşlar. Şimdi buradaki yoğun bir enerji görüyorum. Bakınız, yoğun bir enerji ve Satürn işareti görüyorum. Ve çok fazla çiçek demeti var arkadaşlar. Sanki buradaki kahve falını seçen insan diyor ki aşk yoğun duygular. Aşk diyor yoğun duygular beslemektir ve partnerine soruyor aynı zamanda. Çiçekler var yanında ve çok sayıda, bakınız, çok sayıda çiçek görüyorum. Çok fazla sayıda enerji görüyorum ve yoğun duyguları ifade ediyor. Sosyal olayları ifade ediyor. Karşıdaki kişi de, bakınız arkadaşlar, aynı şekilde yıldız kümeleşmesi gördüm. Burada çok sayıda yıldız gördüm. F harfi, T harfi, A harfi gördüm. Aşk tuttuğunu koparmaktır ve yoğun duygular beslemektir diyor partnerin arkadaşım. Sen de aynı görüştesin. Duyguların yoğunlaşması ve karşıdaki kişi ilave ediyor, tuttuğunu koparmaktır. Yani bir konuda diyor ısrarcı olmaktır diyor. Öyle. Şimdi bazı kere de arkadaşlar birbirinizden haber alamadığınızda modunuz düşüyor. Moralmen çöküyorsunuz ve acaba bana yalan mı söylüyor, beni aldatıyor mu, başka biri mi var gibi bazı ifadelerle kendinizi sıkıyorsunuz, daraltıyorsunuz. Yapmayın. Bu hem sizin yaşam enerjinizi, modunuzu düşürüyor hem de karşı cinsle aranızda bir mesafe koyuyor. Aşkın anlamı ikiniz için de aynı. Yoğun duygular beslemek, onun yerine başkasını koyamamak. Budur. Aşk budur. Biriciksin demektir. Yani diyor ki arkadaşlar, yoğun duyguların var sana karşı ve aşkın anlamı sensin. Sen biriciksin diyor arkadaşım. Bakalım Zen kartlarıyla destek veriyoruz. Kahve falını seçenlere ne diyor Zen kartları? Biricik misin? Nesin bakalım? Arkadaşlar, yoğun duygulara bakalım ne cevap geliyor. Hadi, hazır mıyız? Sadakat diyor. Ön kamerayla çektiğim için ters okuyabilirsiniz. Sadakat. Okursanız görürsünüz. Özünüzdeki gerçeğe sadık kalın.
Tek başınıza kalsanız bile doğru bildiğiniz yolda yürümeye devam edin. Kendi yüreğinizin yolundan şaşmayın diyor sevgili meleklerimiz arkadaşlar. Şimdi ikinci Next Tarot'a geçiyorum. Next Tarot'a soruyorum. Diyorum ki partnerim aklımdaki kişi aşk için ne düşünüyor? Evet. Next Tarot da diyor ki sen ne düşünüyorsun? Önemli olan senin düşüncen diyor. Bilinçaltın diyor. Bakalım. Sen aşkı büyüleyici mi buluyorsun? Öyle diyor. Aşk büyüleyici diyor. Next Tarot'u seçenler. Bakalım. Evet. Şimdi şurada bir Fransızca aşk şarkısı çalsaydı. Ay ne iyi olurdu. Ne iyi olurdu. Yanında da kruvasanla. Ondan sonra böyle köpüklü bir kahve olsaydı, kafe diyorlar da, kafe olsaydı ne güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar, Next Tarot'u seçenlerde bir maddecilik görüyorum. Bakınız, maddi olanaklara çok önem veren birisi. Partnerin maddiyata çok önem veren birisi ve elle tutulur, gözle görülür olaylara inanıyor. Reel bir insan. Gerçekçi birisi. Ay kötü bir şey mi? Yok, kötü bir şey değil. Ama benim diyor reel duygularım var ve günübirlik ilişkiler diyor ikinciyi seçen partnerin diyor. Ben diyor asla çapkınlık yapan birisi değilim. Karar alırım, kararımın arkasında dururum. Geçmişte kısa dönem ilişkilerim oldu. O beni mutlu etmedi. O bende hasar bıraktı, beynimi kirletti diyor. Bakın böyle bir şikayeti var. Bende yıkımlar yaptı diyor. Kötü insanlarla karşılaştım ya da işte günübirlik ilişki dedim, başladım. Beni diyor felakete sürükledi. Maddi manevi zorluklar yaşattı diyor. Sadakat önemli seninkinde de. Seviyor. Aşk, yani seni de seviyor, aşka da inanıyor. Bakın ne diyor. Aşk bence diyor yuva kurmaktır diyor. Mutlu bir yuvadır diyor. Çok evcimen birisi yengeç burcu acaba? Bak yengeç akrepler de çok kalıcıdır. Akrepler sevdi mi çok deli severler. Çok yoğun severler arkadaşlar. Aşk bence çocuklardır. Sıcak bir yuvadır. Pişen bir yemeğin kokusudur. Diyelim tüten bir bacanın kokusu. Evcimen birisi. Sosyal kabuldür ve geleceğe iyi evlatlar yetiştirmektir. Verici olmaktır diyor. Verici birisi arkadaşlar. Seninki bir hayli evlenmeye düşkün ve yalnız bu ilişkide kötü giden, aksayan taraf var. Üçüncü şahıslar var. Büyü ve negatif enerji var üstünüzde. Bütün engeller ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bütün engeller negatif enerjiden ve büyüden kaynaklanıyor. Zen kartları ne diyor bakalım? Evet, zen kartlarına da bir bakalım. Karar vermemek. Şey pardon, zarar vermemek karar diyoruz. Zarar vermemek. Herkes şiddetten ürker, kimse acı çekmek istemez. Bütün kardeşleriniz de kendinizi gördüğünüzde onlara nasıl zarar verebilirsiniz ki diyor arkadaşlar. Evet, zarar veremezsiniz kimseye ve gerçekten de çok harika çıktı. Next Tarot'u seçenler de mükemmel çıktı. Evcimen birisi zarar vermez kimseye arkadaşlar. Zarar verdiklerinden de özür diler. Hadi bakalım hazır mıyız? Hazır ve nazır. Özür dilerim. Rus Tarot'undayız. Hadi bakalım. Rus tarotunu söyle bana platonik aşkım. Söyle bana hayatımın anlamı. Söyle bana hayat arkadaşım. Söyle bana sevgili kocam. Söyle bana sevgili karım. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Hangi sosyal ortamda ilişkiniz yaşanıyorsa ya da yaşanamıyorsa. Söyle bana ex partnerim. Rahmetli. Söyle bakalım bana rahmetli. Ne diyorsun? Ay senin için ne? Allah rahmet eylesin. Mezarıma gömdüm diyoruz. Ay arkadaşa inanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum. Bak şuradan kaldıracağım. Bak görüyorsunuz. Bu da yuva kurmaktan mutluluğu buluyor. Aman Allah'ım bugün ne evcimen insanlarla karşılaştık. Kadın ya da erkek. Hepsi de bir evcimen.
Biz birlikteyiz, biz birlikte mutluyuz. Düğün yapmak, nişan yapmak, sosyal kabul görmek, beraber gezmek, beraber çalışmak, iyi günde, kötü günde beraber olmak. Allah'ım ya Rabbim. Ya kahve falını seçenlerin ne kabahati var ya? Onlar bir sürü şeyle karşılaştı kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Böyle çıkıyor. Bu da evlilikten yana. Aslında bu karttan sonra bakılmaz ama bakayım bakalım. Arkadaşlar böyle bir partneriniz varsa durmayın. Böyle onu bir hayli böyle yalnız bırakmışsınız. Tek başınıza bırakmışsınız. Sen atarsın hup diye birisi kapar hap diye arkadaşlar. Yani antibiyotik diye kaparlar yani. Hup diye atma yani. Atma hemen atma boş ama gönderme gitmesin. Bu insan çok evcimen. Kadın ya da erkek bu insan çok evcimen. Parayı da kazanır, yokluğu da çeker, varlığı da yaratır. Ya inanılmaz yıldız bağınız da var. Bırakmayın bunu arkadaşlar. Yıldız bağınız var. Yıldızlar sizi destekliyor. Ama bak The Hermit karanlık bir güç. Karanlık ve kıskanç bir güç size nazar yapmış ve şu an bir ayrılık yaşanmış. Dikkat edin, dikkat edin. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde beraber olmanız var. Haber gelecek arkadaşlar, bir döngü kırılıyor. Bakınız evinizde bir hırsızlık olmuş ya da sizin aşkınızı çalan biri olmuş. Bu negatif enerjiyi durduracaksınız arkadaşlar. Kesinlikle aklı başında ama kötü zekaya sahip. Yani kötü bir akla sahip. Şeytani fikirli birisi bir büyü yaptırıyor. İlişki askıda şu anda. Aslında bu ilişki devam etse ya da devam ediyorsa çok iyi. Devam etmiyorsa bu ilişkiyi bırakmayın. Büyüyü çözdürün. O kişi gelecektir. Bak karanlıkta, karanlık bir gecede büyü yapılmış ve şu anda ilişki askıda. Bu büyüyü çözdürürseniz yurdunuz, yuvanız çok mutlu olacak arkadaşlar. Benden söylemesi. Ve bakalım Zen kartları ne diyor? Zen kartları diyor ki iç huzuru yakalıyorsun. İç huzuru buluyorsun. Bütünlük duygusunu hayatına getireceğiz ve mutluluğu yakalayacaksın diyor. Bir ve bütün ol diyor. İç huzuru yakalamak da o büyüyü çözdürmekle o negatif enerjiyi göndermekle mümkün olacak. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz likelayın. Instagram'dan takip edenler takip yazsınlar. YouTube'dan takip edenler mutlaka yorum kısmına bir emoji bıraksınlar. Seviyorum sizi. Deste seçlerim devam edecek. Hoşça kalın, dostça kalın.